Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir sohbet videosu paylaşacağım. Kanalımda çok kez yer verdiğim kilo verme sürecimle ilgili bir video paylaşacağım size. Ama bu biraz diğerlerinden farklı olacak. Yani hep nasıl zayıflayabiliriz, nasıl kilo verebiliriz, besinlerle, spor yaparak, diyet planımızla nasıl bunları uygulayabiliriz, bunlardan bahsettim. Ama bugün çok farklı şeylerden bahsedeceğim size. O zamanlar ben neden kiloluydum? Aslında neden kilo alıyordum? Hani nasıl verebilirizden ziyade neden kilo alıyoruz? Neden sürekli kilo verdikçe daha çok alıyoruz yani? Bu bir döngüye giriyor. 5 kilo veriyoruz, 10 kilo alıyoruz. 10 kilo veriyoruz, 20 kilo alıyoruz. Bundan nasıl çıkabiliriz? Bunları paylaşmak istiyorum. Kapak fotoğrafında da göreceğiniz gibi benim kilolu fotoğraflarımda fark ettiğim bir ayrıntı var arkadaşlar. Aslında ayrıntı değil, bütün kilo hikayemin bütünü bence. Ben gerçekten çok mutsuzmuşum. Bunu fark ettim. Hani hatta depresyonda mıydım, depresyondan mı çıktım? Bunları düşünüyorum. Yani fark etmediğim bir mutsuzluk içindeydim. Çünkü kilo aldıkça kendimi kötü hissediyordum, özgüvenim düşüyordu. Ya da hayatımda yaşadığım kötü olayları yemekle doldurmaya çalışıyordum. Yani hepimizin olmuştu. Mesela bir arkadaşınızla kavga ettiniz. Ben orada yemek yiyerek onun hırsını çıkarmaya çalışıyordum ki arkadaş ilişkileri, insan ilişkileri benim için gerçekten çok önemli. Hani dışarıdan çok belli olmuyor. Biraz da böyle umursamaz görünüyorum. Bilmiyorum bu neden böyle ama gerçekten içimde hani birine kötü bir söz söylediğimde bile mesela hani o benim içimi yiyor yani gerçekten arkadaşlar ve hani bu belki de o sözü hak etmiş olsa bile ya da o davranışı hak etmiş olsa bile ben kendim rahatsız oluyorum. Sonra diyorum ki hani böyle yapmamalısın. Hani o sana yapsa bile sen yapmamalısın çünkü sen böyle değilsin vesaire gibi. Gerçekten çok hani ince düşünen, çok takan bir insanım aslında. İnce düşünmek de değil. Hani çok takıyorum. Mesela kimi vardır? Arkadaşla kavga eder, önemsemez. Ben öyle değilim yani. Öyle olamadım. Öyle gözüksem bile. O yüzden sürekli kendimi yemeğe vuruyordum. İşte okulda bir sorun mu çıktı? Abur cubur poşetlerini dolduruyordum. O zaman işte üniversiteye hazırlanıyordum. Deneme sınavım kötü mü geldi? Böyle gidiyordum, makarna yiyordum, kola içiyordum. Böyle patlayana kadar. Sanki o benim kendime çektirdiğim bir eziyet gibiydi. Kilo aldıkça, kendimi kötü hissettikçe böyle bu döngüden çıkamadığımı fark ettim. O yüzden aslında yine bir tık nasıl verebileceğimize dair şeyler de olacak bu videoda. Nasıl verebileceğimizin en önemli kilit noktası bu bence arkadaşlar. Eğer mutsuzsanız o dönemde bir düşünün bakalım. Siz neyin yerine yemeği koyuyorsunuz? Bakın bu çok önemli. Ben bunu fark ettim. Ben bir şeylerin yerine yemeği koyuyordum ama farklı şeyler de yapabilirdim. Mesela ip atlayabilirdim sinirlendikçe böyle hırsımı çıkarana kadar. Mesela son zamanlarda öyle yapıyorum. Üzüldükçe, sinirlendikçe böyle durmadan ip atlıyorum. Bunu yapabilirdim, yürüyüş yapabilirdim. Farklı şeyler yapabilirdim ama o zaman ben yemeğe sığınmıştım ve bu biliyorsunuz arkadaşlar bir kara delik böyle içine çekiyor. Bakıyorsunuz artı 1 kilo, artı 3 kilo, artı 5 kilo bir anda 70-80 kilosunuz ve işin içinden çıkamıyorsunuz. Gerçekten o dönemde o kadar mutsuzdum ki hani bedenimle mutlu olsam okey sıkıntı değil ama fotoğraflarda bile görüyorum. Hani bir şimdiki enerjime bakıyorum, şimdiki halime, kendime özen göstermeye bakıyorum, bir de o zamana bakıyorum. Gerçekten saçım bile yapmak istemezdim, makyaj bile yapmak istemezdim. Bunlar benim için son yıllarda iyice böyle önemli şeyler oldu. Çünkü kendimi sevmeyi öğrendim. Hani kendimi sevdikçe de aslında bu kilonun bana zararlı olacağını, bu yaşam şeklinin yani bir ömür devam etmeyeceğini anladım. Düşünsenize arkadaşlar bir ömür boyunca hep abur cubur yiyorsunuz, McDonald's yiyorsunuz, makarna yiyorsunuz. Yani bir dur noktası olmalı. Arada yiyebilirsiniz tabii ki ama her zaman olmaz yani. Bunu fark ettim ve bundan sonra benim kilo verme hikayem paylaştı ve dedim ki bu hiç bahsetmediğim bir şey mi acaba? Bundan bahsetmeliyim. O yüzden sizin de bu sorunu yaşıyorsanız en çok düşüneceğiniz ve çözüm bulabileceğiniz nokta bu nokta bence. Yemeğin yerine neyi koyuyorsunuz? Gerçekten bana diyetisyenim şöyle söylemişti. Sen kilo verdiğin zaman mutlu olacağını sanıyorsun ama bununla alakası yok demişti. Ben her şeyi ona bağlıyordum çünkü. Kiloluyum o yüzden şöyleyim. Kiloluyum o yüzden moralim bozuk. Halbuki öyle bir şey yok. Hani benim zaten o dönemde demek ki hayatımda bir takım problemler var ve o yüzden ben kilo aldım zaten. Hani bu size garip gelebilir ama gerçekten biraz düşündüğünüz zaman, biraz böyle sorular sorduğunuz zaman kendinize bunu cevabını net buluyorsunuz. Ben mesela o dönemde çok böyle güzel, demek ki insan ilişkilerim yoktu. Çok belki istediğim noktada değildim, istediklerimi yapamıyordum ve kendimi yemeğe vurmuştum. Siz de mesela sevginizden ayrıldınız, kilo almışsanız bu yani neden hani neden? Gerçekten kendi kafamı değiştirdiğim zaman yani kendi o mutluluğumu, kendi benliğimi, o iç dünyamı hallettiğim zaman kilo vermeye başladım.
Böyle arkadaşlar, hani kilo verince mutlu olmuyorsunuz. Mutlu olduğunuz zaman kilo vermeye başlıyorsunuz. Bu böyle çok değişik bir denklem. Ve gerçekten siz de bir girdabın içindesiniz şu an, fark edemiyorsunuz. Hani o kiloları vermek çok zor geliyor, o tartıya çıkmak çok zor geliyor. Ama bir durun, bir sakinleşin. Kendim için bunu yapacağım. Kendi mutluluğum için bunu yapacağım. Yani kilo vermekten ziyade hayatımda bir şeyleri yoluna koymak istiyorum. Bu da onlardan sadece bir tanesi diye yola başlayabilirsiniz. Sadece bir basamak bu. Ondan sonra her şey güzelleşecek gerçekten. Ben düşünüyorum. Gerçekten o zamanlar hiç böyle kendime bakmıyormuşum. Çünkü mutsuzmuşum. Yani yemek yemem, kilo almam, hepsi o dönem kurduğum ilişkiler başlı başına böyle hayatımın kötü bir dönemi gibi hatırlıyorum. Evet, aslında sınav zamanı aldığım bir kiloydu. Ama o zaman da kendimi çok sıkmışım işte. Mutlaka işte şu bölümü kazanacağım. Mutlaka şu puanı yapacağım. Ya bu daha çok bizi geren bir şey aslında. Ve hayat planladığınız gibi değil. Siz o sınav senesine net odaklanacağım, full çalışacağım diyorsunuz. Ama o sınav senesi başka bir şey çıkıp çalışamayabilirsiniz. O yüzden gerçekten aslında biraz akışa bırakmak gerekiyor kendimizi. Akışa bırakıp kendimiz için iyi olanı yapmamız gerekiyor. Yani bu kilolar aslında, bu kendimizi yaşattığımız bu durum, yani kendimizi soktuğumuz bu durum aslında bizim iç dünyamızın fiziğimize yansıması gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Tabii ki de kilolu olup hani mutlu olan da vardır. Hani demiyorum ki ben mutlaka işte mutsuzluktan sonra bu kilo sorunları çıkıyor, ama ben çok fazla görmedim arkadaşlar. Yani aşırı kilolar benim için, hani o yüzden diyorum bu arada. Mesela hani boyum 1,65 benim. Hani 70 gerçekten fazla duruyor. Hareketlerim kısıtlıyor ama hani boyum 1,65 olur. Kilom hani 60 falan olur. Yine o kilolar için demiyorum. Hani onlar yine böyle bir tık daha hani dönemsel alınan kilolar olabilir. İşte ödem olabilir. Yani her şey olabilir, ama gidip de kendi kilonuzun 10 kilo ve üstündeyseniz mutlaka hani deseniz de ben böyle mutluyum, kendine barışayım. Hani kendinizi birazcık kısıtlıyorsunuz. Ben tamamen güzellik algısından bahsetmiyorum. İdeal ölçülerden bahsetmiyorum. Bence ideal ölçü diye bir şey yoktur. Kim kendini nasıl iyi hissediyorsa odur ideal ölçüsü. Ama ben şu noktada bahsediyorum arkadaşlar. Hani hareket anlamında, ya ben bu zorlukları yaşadığım için mesela bir minibüse bile yetişmem gerekse koşarak eskiye göre daha yavaş kaldığımı hissediyordum. Ya da bir kıyafet alacağım mesela. Tayt giymek istiyorum çünkü rahat etmek istiyorum. İşte kendi bedenime uyduramıyorum, yakıştıramıyorum. Yani tamamen ben bu açılardan diyorum. Yoksa işte şey demiyorum, yani demek istediğim o değil. Lütfen yanlış yerlere çekilmesin. Hani mutlaka hepimiz fit olmalıyız, o zaman mutluluk olacak falan gibi bir şey değil bu. Kim nasıl kendini iyi hissediyorsa tabii ki de hani onun için mutluluk odur, ama bir düşünün yani hani aradaki farka bir bakın, hareket olarak işte bir ortama girdiğiniz zaman rahatlık olarak. Ya en basit arkadaşlar, bir misafirliğe gittiniz mesela, bir yerde yatmanız gerekiyor ve o yatak dar. Kiloluyken tabii ki de rahat yatamayacaksınız orada, sığamayacaksınız belki. Yani her anlamda böyle portatif bir insan olmaktan bahsediyorum ben. Biraz garip gelebilir ama ben bunları düşünüyordum mesela. Aa, işte oraya sığabilir miyim? Buraya oturabilir miyim? Mesela metrolarda olur ya, iki kişinin ortası böyle boşalır. Hani kiloluyken bile oraya böyle böyle çekinerek oturuyordum. Of, bana bakıyorlar falan diye. Ama zayıfken gayet rahat sığabiliyorsunuz. Yani tamamen bunlardan bahsediyorum ben. Hareketleriniz kısıtlanmasın. Kaliteli bir yaşam geçirmekten bahsediyorum. Yani bu kadar hastalıklar çıkıyor. Mesela diyorlar işte sağlıklı beslenin. Ya bir anlamı var demek ki bunların, değil mi? Bizim bedenimize iyi gelen bu. Bizim bedenimize iyi gelen bu besinler. McDonald's değil. Hani o yüzden yani yanlış anlaşılmayacağım umarak kuruyorum bu cümleleri. Kesinlikle 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 hani amacım o ideal işte güzellik algısına ulaşmak falan değil. Benim de çok böyle karşısında durduğum şeyler bunlar. Hani yıllarca o Instagram'da gördüğümüz, özendiğimiz kişilerin aslında hani o kadar da olmadıklarını da öğrendik bu son yıllarda, işte bu shoplar vesaire çıktığı zaman. Ve ben hani hiç mesela değiştirmiyorum fotoğraflarımı, ki değiştirebilirim. Hani buna da karşı değilim bu arada. Hani o an kendini orada öyle güzel hissediyorsan, evet mesela buranda bir sivilce var, onu kapatabilirsin. Hani öyle şeyler yapıyorum ama ekstra böyle hani incelme vesaire shoplar yapmıyorum, ama olabilir. Hani ileride yapabilirim, sonra bu cümlem yanlış yere çekilmesin, ama hani şu an hani yapmıyorum ama yapılabilir. Yani hiç böyle şeylere takılmıyorum arkadaşlar. Gerçekten hep diyorum ya, kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Kim nasıl rahatsa öyle yaşasın. Ama
kilo verme sorunu yaşıyorsanız gerçekten bu konuyu irdelemenizi rica ediyorum sizden. Hani sizin için bunu istiyorum. Bir düşünün bakalım, hayatınızda her şey yolunda mı? Her şey istediğiniz gibi mi? Tabii ki de sorunlar olur ama siz neyi bastırıyorsunuz? Hani neyin altında girip saklanıp o yemeklerle mutlu olmaya çalışıyorsunuz? Çünkü o yemekler size bir noktadan sonra artık mutlu etmeyecek. Artık oradan çıkıp hani dünyaya açılmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Yapılacak o kadar çok güzel şeyler var ki hayatta. Hani bu zorluk yaşamanızı istemem. Hani bunu da neden böyle anlatıyorum? Ben kilo verme videoları çekiyorum kanalımda. Çünkü daha önce bunu ben yaşadım ve yorumlar geliyor. Kilo vermek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Çok çaresizim. Hani insanların bunu yaşadıklarını biliyorum. Hani gerçekten bu sorunla mücadele etmeye çalıştıklarını biliyorum. Benim de yıllarımı aldı bunu çözmek ve dediğim gibi olayın diyet olmadığını, kafada bittiğini, işte bunları çözmenin gerektiğini anladım. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Yoksa hiç kimseye demiyorum ki herkes işte zayıf olsun, zayıflasın diye, ama bu sorunu gerçekten yaşadığınızı görüyorum, gözlemliyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Yapamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu biraz böyle bir motivasyon videosu aslında, dediğim gibi daha çok nasıl spor yaparız, nasıl o yemekleri keseriz değil de hani gerçekten bir düşünün bakalım. Sizin yapamayacağınız ne var bu hayatta? Bence hiçbir şey yok. İstersek her şeyi başarabiliriz. En son mesela Ramazan'da kilo verme videomda siz de inip bakabilirsiniz. Herkes yorum bıraktı. İşte şu gün başlıyorum kilom 63, şu gün başlıyorum kilom işte 70, şu kadar hedef koyuyorum kendime ve herkes işte birbiriyle destekleşti. Orada o videom hani 40 bini geçti. Herkes altında yorumlar yapıyor. Yani çok güzel şeyler bence bunlar. Birbirimize destek olmamız. Çünkü birlikten güç doğuyor yani arkadaşlar. Bu kilo verme sürecinde de mesela hani çok hani zorlayanlar da olabilir sizi. Moralinizi bozanlar da olabilir. Yanınızda bir şeyler yiyenler de olabilir. Yani sonuçta yapacak bir şey yok. Hani herkesin de hayatına karışamayız. Herkes ne yemek istiyorsa onu yiyecek. Ama hani bu birbirimize destek olmamız beni çok mutlu ediyor. O yüzden bu videonun altına da yazabilirsiniz. Kilo verme sürecinizi, o isteğinizi anlatabilirsiniz. Ya bunları okudukça çünkü insanlar bence ya yalnız değilim diyor. Ben de mesela yıllar geçti artık, kaç yıldır kilo almıyorum ama sizin yorumlarınız gelince hani böyle eskiye dönüyorum. Ya diyorum bak ben de bunları düşünüyordum, ben de bu zorlukları yaşıyordum. İyi ki geçirmişim o süreci diyorum. Ama gerçekten arkadaşlar kilo verdikten sonra hani kendinizi sevmeye başladıktan sonra aslında hayat o kadar böyle güzelleşiyor ki, çünkü olayı çözmüş oluyorsunuz. Hani en çok korktuğunuz şeyi, yapamam dediğiniz şeyi yapmış oluyorsunuz. Zaten o başarma duygusu insana bir gaz veriyor. Gerçekten önünüzde hiçbir şey duramaz. O yüzden bu duyguyu tatmanızı istiyorum. O kilo verdikten sonra o mutluluğu yaşamanızı istiyorum. Ve videoyu kapamadan önce dediğim gibi umarım anlatabilmişimdir kendimi. Bu kilo vermeyi hani bunu bir böyle 20 kilo vermem lazım, hadi liste yapayım, hadi şu gün şunu yiyeyim değil de daha derin düşünün. Gerçekten siz yemeği neyin yerine koyuyorsunuz? Sevgi ihtiyacınızın mı? İşte aile ihtiyacınızın mı? Farklı işte kariyer, başarın, her neyse. Ve onu çözmeye çalışın. Belki yardım alarak, belki kendi kendinize, bunu ben bilemem ama bunu çözmeye çalışın. Onu çözdükten sonra kiloları takır takır veriyorsunuz ve hayatta da çok başarılı olduğunuza inanıyorum. Çünkü bize kendimiz lazımız arkadaşlar. Bakın şu an evde tekim ve size video çekiyorum yani. Bunu hani kendim için yapıyorum çünkü mutlu oluyorum. Seviyorum, dışarı çıkacağım. Mesela hazırlandım, dışarı çıkacağım ama bu videoyu çekmeden çıkamıyorum. Yani kendim için yapıyorum ve sizin için tabii ki de. Mutlu eden şeyleri yapın hayatınızda. Mutlu olun. Sizi çok seviyorum. Hayat çok kısa. Veririz bu kiloları, yaparız, başarırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.